Üşük Kansu'nun 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Egemenliğin Reisi başlıklı yazısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında halk önderi Atatürk'ün egemenlik anlayışını devlette, devlet içinde egemenliğin ne anlama geldiğini yeniden iyi algılamak gerekiyor. Özellikle de sarayda oturan ve kendisine reis dedirten parti genel başkanının devlet içinde devlet olmaz dediği bir dönemde. Atatürk'e göre bir kişi hükümdar yalnız başına devleti yönlendirir, yönetir ve her şeyi o buyurursa öyle bir devletin hükümetine mutlak hükümet denir. Böyle bir devlette hükümdar devlet benim der. Savaş da ilan eder, barış antlaşması da yapar, yasa da koyar, vergi de toplar. Ülkenin gelirini istediği gibi harcar. Özetle ülke onun malikanesidir. Atatürk'ün bu tanımlamasından yola çıkarsak, reis'in salgın felaketi olduğu bir dönemde muhalif belediyelerin yurttaşa yönelik ekmek dağıtımı dahil her türlü yardım kampanyasını yasaklarken söylediği devlet içinde devlet olmaz sözünün anlamı bellidir. Devlet baştan aşağı reistir. Yani hükümdarın kendisidir. Egemenlik ondadır. O egemenlik kimseye devredilemez. Ekmek bile dağıtılacaksa ona reis karar verecektir. Bugün meclis açık gibi görünmektedir. Atatürk'e göre, eğer hükümdar yasaları hazırlayan milletvekillerinden oluşan bir meclis kabul etmişse, o zaman meşrutiyet hükümeti söz konusudur. Bu tür hükümette bile sonuçta yine her şey hükümdarın son sözüne bağlıdır. Bugünkü uygulamasıyla her şey hükümdarın son sözüne bağlıdır ve ülke meşruti monarşi bulamacıyla yönetilmektedir. Reisin bir zamanlar başbakanlığını yapmış olan Ahmet Davutoğlu, bugün uygulanmakta olan rejimin temelinde ne olduğunu da bizzat saraydaki AKP'linin ağzından çıkmış bir söze gönderme ile geçen günlerde açıklamış bulunuyor. Sayın Erdoğan özellikle anayasa referandumu sonrası daha fazla güç, daha fazla otoriterlik demeye başladı. Öyleyse bizim 100. yılını kutladığımız egemenlik bayramı bugün için geçerli değildir. Çünkü bugünkü egemenlik Atatürk'ün ifadesiyle halkçılık yani demokrasiyle hiç mi hiç uyuşmamaktadır. Başına büyük bir felaket gelmiş, demokrasinin araçları kullanılarak halkın elinden alınmış olan egemenlik güç ve otorite adına bir kişiye devredilmiştir seçimlerin türlü oyun ve hileyle iptal edilerek yenilenmesi, muhalefetin ve basının virüs olarak tanımlanması gibi gelişmeler yeni otoriter egemenliğin dışa yansıyan görüntüleridir. Demokrasimiz de binlerce yurttaşımız gibi bugün yoğun bakımdadır. Koronavirüsün tersine bu ölümcül durumdan kurtuluşun tek çaresi vardır. Özgürlük aşısı. Haddiniz değildir. Birileri gazetemiz Cumhuriyeti terörle bağlantılandırmaya kalkışıyor. Cumhuriyet gazetesinin harcı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte karılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarınca tüm ilkeleriyle Cumhuriyet'i savunmakla görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi'ni terörle ya da casusluk cemaatiyle ilişkilendirmeye kimsenin gücü yetmez, haddi de değildir. Hele de devlet istihbarat örgütlerini terör örgütleriyle pazarlığa oturtanların, iktidar ortağı yaptıkları fethullahçıları emniyetten orduya, milli eğitimden dış işlerine değin devletin tüm kademelerini yerleştirenlerin hiç.